Sesleri bile pis kaçırmamanız için sessiz olmanızda ve özellikle bayanların gülerken sessiz gülmenizde fayda var diyorum. Ve şimdi Sarıcalar TV'ye bağlanıyoruz. Biliyorsunuz ki her skecimizde bizim haberlerimiz var ve haberler için ben onların Fatih'e bağlanıyorum. Selam mikrofon vardı, onu niye vermiyorlar buna? Çevirin değil mi? O da bu tarafa çevirin diyor.
Kağıdı göremiyormuş. Kağıdı. Fatih okuyamıyormuş. Fatih okuyamıyormuş. Kuruluyormuş. Hayır. Sana gel. Size. İyi akşamlar. Arazisinin 3000 dönümden 5000 dönüme nasıl çıktığını araştırmalarımız sonunda bulduk. Evet, bu sene gelen Biçer Döverci'nin usta operatörcü olduğunu tarla başından dönerken ve geri geri gelmelerinden hepsine dönümlerini yazarak 3 dönümlük arazisinin 5 dönüm, 5 dönüm arazisinin ise 7 dönüm yazmasıyla köyümüzün toplam arazisi 3000 dönümden 5000 dönüme çıkmıştır. Tabii ki bunu duyan masum köylümüz fazla tarla parası alacağım ümidiyle seneye aynı operatörü çağırmaya karar vermişti. Operatörümüzün harman sonu son sözlerini aldığımızda bu sene 5000 dönüme çıkarttığı araziyi seneye 6000 dönüme çıkarttığına söz vermişti. Evet sevgili seyirciler, başka bir haberimiz ise gençlerin bayram sabah namazlarına gelmelerinin duyarlılığıdır. Bu bayramda da sabah namazına hiç eksiksiz gençlerimizi geldiler ve onları kutlarız. Bir rivayete göre gençlerimizin bayram sabahı namazlarının kaçırmamasının sebebi en son yaşanan Karadeniz Adem'in normalde namazları hiç eksiksiz kaçırmayan Adem o sabah uykuya yenip düşüp namaza gelmediği için gençlerimizin verdiği kararla eksi 20 derece soğukta gece kondunun serin sularına bırakılmıştı. Bayram sonuna kadar çenesi tutamayan Adem. Neyse, bu olaydan sonra Karadeniz Adem'in sabah namazlarına kocadan önce geldiği görülür. Sanmayın ki köyümüz gençlerinin bu cezalardan dolayı sabah namazlarına eksiksiz geldiklerini. Eminim her biri bayram olsa da sabah namazına gidelim diye can atıyorlar. Bir dahaki Kurban Bayramı'nın namazına görüşeceğiz. Evet, evet son dakika haberimiz geldi. Şu an, evet şu an duyuyorum. İçine doğmuş sevgili seyirciler. Biraz geçtiğim bu olsa son dakika haberimiz geldi. Olaylar gerçekleştirilir. Yine bayıldım, yine bayıldım. Uçma haberi. Aman Allah'ım. Evet, yine bayıldırlardan bir uçma haberi ve haberin detayını almak için 3G ile bağlanıyoruz. Neyse kusura bakmayın. Bu sıralar 3G bağlantısı biraz zor oluyor. Köylerde çekmiyor. Bayındır'da çok uzak değil ama olsun. Teknik bir arıza var galiba sanırım. Yavaş sıkla. Evet, selamünaleyküm hadi adam. Aleykümselam hocam. Ola. Biz bugün camimizde zikir çekiyorduk. Doğramacı Hacı Bey'i biliyor musun sen? Oğlum birden tansiyonu fışkırdı böyle, tamam mı? Biz ne olduğunu anlayamadık. Adamı alel acele evine götürdük. Şimdi biraz kendine gel değil mi? Bizim zikirde yeri var biliyor musun? Biz bu zikri tamamlamak için tekrar toplanacağız ama bir kısmımız Hacı Bey'i hastaneye götürecekler birazdan. Sen de ananı al da git Hacı Bey'i bir ziyaret et. Ben de şurada zikrimi tamamlayayım evladım. Ya bu kadar lan sus. Git diyorsan gideceksin. O kadar. Anne.
Hazırlarıyla oğlanı da yollamış da çocukluğumuzu gün açan tamam ya Rabbi. Ben sizi sırayı saldık değilse bilirken ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Allah! Allah şu şükrümü bari tamamlayın ya Rabbi! Allah! 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 Ya hacı! Vaktin yaklaştı! Bırak zikri dediklerimi ya! La ilahe illallah galiba ermeye başladım ben. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Biz doğramacı sırada vaat ederken ya Rabbim ne oluyor Allah'ım? Allah! Allah galiba yetiştik ya Rabbim yetiştik galiba. Ya hacı! Uçmaya hazır mısın? Allah! La ilahe illallah uçmak mı dedin? Ben ne zamandır bu anı bekliyordum ya Rabbim. Ya Rab yetiştiysem uçarım tabii ya Rab. Yük var. Oğlunu bırakmadan uçamazsın. Ya Rab benim oğlan hayırsızın biridir. Beş vakit namaza gelmez, camiye gelmez. Sen ne diyorsun ya Rab? Ben o hayırsızı nasıl mamluk bırakırım ya Rab? Bırak benim kızla alasın da der. Damatlan da iyisin gel çatır çatır ya Rab. Allah. Hacı, gidin mi ya? Allah, 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 ya Rabbi, ya Rabbi, Allah. Ne yapayım ya Rabbim, ne yapayım, ne yapayım, sen de evvel onu yapın ya Rabbim. Ben sabahtan kaldım sabahtan beri bir cami, bir hacı, ne oluyor ya Rabbim ya? Sıralık mı geldi başı, ne oluyor ya Rabbim? Üzerindeki yükleri oğluna bırak. Ya Rabbim, olmaz, olmaz, benim oğlan çok hayırsız. Ben kızları bağışlayacağım ya Sevgili Sarıcalar halkı, şimdi de olayın daha çok detayını almak için mübarek topraklarda olan muhabirimiz Seyber'in Ali'ye 3,5 diyeyle bağlanıyor. Evet, söz sende. Buyur. Sağ ol, ben Allah'ın Fatih. Bilindiği gibi bundan önceki yayladaki Alparslan uçma olayı vardı Bayındırlı'nın. Bu olayla birlikte Bayındır Köyü'nde uçma olayları 3999'a ulaştı. Alınan son bilgiye göre Bayındır Köyü muhtarı uçma olaylarında 4000. uçana umreye gönderecekmiş. Benden bu kadar, söz sende Fatih. Teşekkürler verdiğin ayrıntılar için. Evet, evet, galiba bu Bayındırlılar yakında değişecek Bayındır Köyü'ne de uçan Bayındır olarak. Evet, işimiz gücümüz Bayındır. Yine bir Bayındır haberiyle devam ediyoruz. Gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha ortaya çıkmasın. Sayın Sarıcalar halkı, Bayındırlı Hacı Ahmet'in
davarındaki köpekleri öldüğü için köpeksiz davara gidiyordu son zamanlarda. Bu fırsatı gören canavar köpeksiz davara saldırmayı düşündü. Unuttuğu tek bir şey vardı. Köpekler yoktu davarın başında ama Hacı Ahmet'in köpeklerden daha tehlikeli olduğunu. Canavar Hacı Ahmet'in çok sevdiği yalama sakallı keçiyi tutunca tabii Hacı Ahmet çileden çıkıp düşmüş sopayla canavarın peşine. O da ne benim, bu da ne gene benim. Tüyleye tüyleye canavarı pes ettirmiş, sopayla vura vura canını almış. Dolarların intikamını da tabii, tabii ki yalamalı sakal keçinin intikamını da. Şimdi ise haberimiz trafikte. Sarıcılar trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Trafikte kaza yapan Sarıcılar köy halkından kırmızı ışıkta duran arabaya vurma rekorunu Velalıların Fatih'i önceki rakibi Kiremişlerin İsa'dan ele almış. Daha önce kaza yapan gençlerimizden önde olan Keyalıların Recep'te Alpaşaların Adem yarışıyorlardı. Adem'in motosiklet ve araba olmak üzere kaza sayısı 12. Keyalıların Recep'in ise evlendikten sonra 10 olarak kalmış. Bunun ise resmi olmayan kazalar hariç Kiremişlerin İsa 6, Belalıların Fatih'in Roma yerlerini saymazsak 4, Koca Osmanlıların Murat zaten saymıyorum, her gün kamyon devirdiği için onu geçiyoruz. Arkadaşlarımızın hepsine hayırlı kazalar diliyor. Allah yar ve yardımcılarım olsun. Evet, haberlerimizin yorumlarını almak için hepimizin bildiği, saygı, sevgi dolu arkadaşımız, abimiz Alaga'yı sahneye davet ediyor. Şu sandalyeyi... Ya hiç yarladım, yarım saatte gelemedim ya. Sorma ya. İşte son zamanlardaki gelişmeleri ve haberleri senden alacağız. İşte bu köyümüzün arazilerin gelişmeleri falan İçerdöver getirmişler. Ama maalesef İçerdöver'ci köyümüze kazık mı atmış, iyilik mi yapmış pek bilinmiyor. Kazığı öyle bir atmış ki çok güzel atmış. Çıktım tarlalara baktım, ne oldu oğlum? Anımızlar Behçet Beyleri yoklayan. Bizlerden yukarıda. Artık gözlerim de fazla görmüyor. Sizindeki deneler de göremedi. Döndüm kalbimden geldim. İçeride de öyle kazıldım sen. Ya duydum da ödüğünde de Behçet'in yaladıkları da ayrı tarlalarda ne kadar çok fazla. Bu taraflarda. Oğlum ayrı tarlaları artık abi yaşlanınca pek çıkamadığım için onları göremedim. Allah ne alemde bilmiyorum. Çocuklara soruyorum. Onlar yaptık çaptık geldik diyorlar ama biz bir şey göremiyoruz. Neyse ya. Öbür diğer haberimize de geçelim. Bu Bayındırlı Uçmak'tan vazgeçecekler mi acaba? En sonunda yetiştiğimizi zanneden Bayındırlı yani herhalde yaylada almada çıkmış. Buradan yetiştim deyip atlayıp yere düşüyormuş. Ne zaman başaracaklar acaba? Oğlum onların yetişmesi daha çok. Yıllardan beri sürüyorlar zaten. Haberimizle ilgili değil ama bu İstanbul'da olsun, köyümüzde olsun E5'te cırt atanlar yine arıyorlarmış. E5'te cırt atıyoruz diye, araba diye. Sonra da gaza olup herhalde zapsızlığa gelip çarpıyorlar. Bu hakkında ne konuşacak? Oğlum bu gazayı öyle bir olmuş ki sormuş. Senin demiş ehliyetin var mı? Var alakam demiş. Sen ta acemisin, ta nasıl araba kullanıyorsun? Alaka ben demiş, E5'te önceden yüzümden cırt atıyordum çünkü 120'yi buldum, cırtım demiş. Buradan demek ki köylere mesajın 100'ü geçmemeli. 120 olunca... Köylere mesajın varsa 49'u geçmesinler.
50'ye bile çıkmasınlar. Geri 100. Yarısını bile bulmasınlar. İyi, madem öyle diyorsun öyle olsun. Ya bu harman boyu muhtar çok suları kesmiş diyorlar. Millet kirli kalmış hep. Suya bir çözüm bulmuyorsunuz, muhtara itiraz etmiyorsunuz. Yine bak bayram sabahı yine susuzdur. Oğlum ben zaten Ramazan'dan Ramazan bayramını bir sefer yıkanıyorum, bir de çaldım sabırsızlar da su yok. Gene geçen sene Ramazan bayramından beri su yücü görmedim sütü. Neyse, kurban bayramından namaza gelme de yıkarız. İnşallah yavrum, inşallah. Kirin çıkmaz değil mi? Çıkar, rokla gibi çıkar. Neyse artık, işte haberlerimizi de burada soruyoruz. Bayın Dırılı'nın Hacı Ahmet'in şeysini ne diyeceksin? Canavarı sopayla vurarak öldürmüş. Gerçek mi ki acaba? Onu kuldaktan kulağa duydum ama bilmiyorum, pek de inanacağım gelmiyor. Öyle söylenti var, Güneş Rekorlar kitabına da galiba girecekmiş. Bilmiyorum, ondan bir yanıt veremiyorum. Neyse, sana geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Bütün seyirciye de hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Evet sayın seyirciler, haberlerimize bize sponsor olarak Başlı Usta'nın reklamlarıyla devam ediyoruz. Başlı Usta'da kampanyalar bitmek bilmiyor. Geçen seneki çay kuponu çekilişinde 2 el arabası, 5 tane ıbrık, 3 tane yonca balyası veren Başlı Usta bu yıl yeniliklerini çok hızlı arttırdı. Şimdi ise dondurma çekilişini hazırlanıyor. Başlı Usta dolabını sipariş vermiş ama İnşallah yaza gelir. Kış bitmeden gelmesini umut ediyoruz. Şimdi ise kısa bir Başlı Usta dondurma reklamımız var. Tüh ya, bana çıkmadı. Sana çıktı mı? Hayır, bana da çıkmadı. Bana galiba çıktı. Bastırıklarım, tabii dondurma hanesindeki kampanyalarda bir tane su motoru eklemiş, bir de tutun sarma makinesi. Çıktı çıktı, su motoru çıktı baba. Tek su motorunu koymuştu dondurmaya. O da başkasına çıktı, hayırlısı. Evet, yanlış duymadınız. Bir tane de tütün sarma makinesi var. Son günlerde sigara zamlarından sonra sigara içen köylümüzü zor durumda kurtarmak için, daha ucuza sigara içebilmesi için köylümüze çekilişle sunmuştur. Tütün makinesi sayesinde zorlu çekmesin diye de Gürdürkü bahçesine devlet destekli tütün ekici açıklamıştır. Bitti mi? Hayır, bitmedi. 3 tane çay içene 4.'sü aynı fiyata. Yaşa Basri Usta, var ol Basri Usta, Allah razı olsun Basri Usta. Kampanyaları olan Basri'nin tabii ki başka bir esnaf rakibi olmadığı için kampanyaların hiç bitmemesini umut ediyoruz. Tabii sıradaki haberimiz bayanlarımızla ilgili. Kadınlarımız bir araya geldiğinde neler yapıyor? Merak hiç ettiniz mi? İşte haberimizin ayrıntısı. Thank you.
Evet. Bahattin. What? Oyuncularımızdan Bahattin'i bulamadık. Bahattin ne oldu? Bahattin ya. Zafer tiyatrosu diye başlatmış olup genlerimize belki de bunlardan aşılayıp bu zamana kadar gelmişiz. Mesela haykaların rahmetli Hacı Ahmet'in güledek açıp çıktıktan sonra güledin başında yatağda hiç böyle olmadıydı. Neresi mesela sunucumuzdan kahkahalara doğru diyoruz. Belki yıllar olmuş ama öldüklerinde Hazemetlerin macunu, Abdül macunu dayının Le çakmayın bok gidin.
Sana çakmayı soran mı var? Dediği lafı herkes bilir. Sonra bilmiyorum burada Bayındır'a belki de Göynü'ye kadar taşı çakıyor. Tam Göynük'te yanıp 20 kilometre ilerleyip belki başka mevki de olabilir. Ben böyle hatırlıyorum. Barut muydun be mübarek? Bir saat zaman sonraki anı hatırlatıyor. Gülsün halamı. Maynak konuşma. İyi işi. Ondan sonra biraz arba ama biliyorum şey olarak söylememiş. Ayol oras buya bak. Sözlerini hala konuşup aralarımızda gülüşüyoruz. Bazılar da çok var ama ben bazılarını söylüyorum. Hacı Ormancı'nın Bolgar döneminden aşırı kız açılırken yaşasın 40 yaşlıydı.